Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi Şeytanlaştırmak ne kadar doğru? Önce soru. Tıpkı demokrasi gibi liberallerin dar kapsamlı siyasi kavramları ömürlerini tüketmedi mi? Mesela bu yazımı öz eleştiri diye okuyabilirsiniz. Popülizm, popülist kavramını hep suçlama gibi olumsuz anlamda kullandım. Anlamaya çalışmadım. Sebebi belliydi. Popüler siyasi hareketler başlangıçta aşırı sağ hareketlerin türeviydi. Solcular popülizm tabirini aşırı sağan banal silahı olarak değerlendirdi. Liberaller gibi demokrasinin patolojisi olarak gördü. Deyim yerinde ise şeytanlaştırdı. Ve fakat bu anlayış zamanla çok zayıftı. Son dönem siyasetinde popülizm devrim yapıyor. Trump'tan Viktor Orban'a, Javier Mili'den Zelenski'ye, İtalya'nın kardeşlerinden Fransız ulusal cepheye dünyada göz alıcı yükselişini sürdürüyor büyük sarsıntılara yol açıyor. İstediğiniz kadar entelektüel yaftalama yapın, hakikat bu. Ve artık sol popülizm de bu dalganın içinde. Bu sebeple Fransız sosyalist Jean-Marc Malenkon'la Fransız aşırı sağcı denen Marie Le Pen aynı dili sloganı kullanabiliyor. Sözü halka verin. Son seçimi kazanan solcu Malencon'un sözünü anımsatmalıyım. Popülizm suçlamasına karşı kendimi savunasım yok. Elitler istiyorlarsa bu sözden tiksinebilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bana popülist diyorlar? Peki öyle olsun. Fransa'da yeni Rosenpierre son seçimi böyle kazandı. Latin Amerika'dan Avrupa'da da sol popülizm rüzgarı esmeye başladı. Demek istiyorum ki küreselleşmenin kaybedenleri akın akın popülizme yöneliyorsa bunu dışlamak, küçük görmekle analiz edemeyiz. Bir gerçeklik varsa sırtımızı dönemeyiz. Sol ya da sağ popülizmi ciddiye almak zorundayız sayısı her geçen gün artan popülist seçmeni yaratan ögeler, unsurlar üzerinde ciddiyetle durmalıyız. Mesela popülizmin en temel ilkesi onlar ve biz ayrımı üzerinde kurulu olması. Bu kutuplaştırıcı gerginlik neredeyse tamamen duygulara hitap etmekte. Dost ve düşman, güvenlik elzem, öteki düşmandır ve milli egemenlik, milli hakimiyet kurulmazsa sonumuzu getirebilir. Son seçimde Dersimli Kemal'in kavrayamadığı da tam buydu. Demokrasiyi artık aldatmaca rejimi olarak gören öfkelilerin oluşturduğu popülizm, bireysel haklardan çok kolektif amaç için hareket ediyor. Halkın, yurttaşın menfaati, ülkenin ulusun çıkarı için aracısız siyasal rejim talep ediyor. Örneğin İsviçre siyasi geleneğinde olduğu gibi referandumu demokrasinin en mükemmel ifadesi olarak görüyor. Kişinin onaylamadığı ama parlamentonun kabul ettiği yasaların yürürlüğe girmesi siyasetçi sınıfına karşı öfkeyi büyütüyor. Sloganları belli. Halkın sırtına binenleri indireceğiz. Tarihsel gururumuzu geri kazanacağız. Adaletsiz olarak buldukları sandığa gitmeyerek görünmez olanlar, hor görülenler gün gelip örgütlenmeye başlayınca alternatif güç olunca merkezi iktidarları partileri korku sardı. Ve İnce'nin de anlayamadığı buydu hele ilahi tanrılaştırılmış küresel piyasaya düşman olup himayeci ekonomiden yana olmaları medya aracılığıyla haklarında aşırı sağcı gibi korkutucu abartılı isimlendirmeler yapılmaya, komplo teorileri üretilmeye başlandı. Her harekete aşırı sağ yaftası vuranlara sormak lazım. Sosyalist Jean-Luc Malenhon'a ne diyeceksiniz? Benzer ekonomik modeli savunuyor. Fransa'da aylarca gündemden düşmeyen eylemci sarı yelekliler hareketini nasıl değerlendireceksiniz? Sağcı mı, solcu mu? Ne denirse densin, popülizm aşağıdakileri Hugo'nun sefillerini seferberliğe çağırıyor. Küresel oligarşiye karşı örgütleniyor, büyüyor. Siyaset arenasına taze kan geliyor ve kuşkusuz bunu emperyalizmde kullanmak istiyor. O halde sözüm sol hareketlere. Bunu yok sayamazsınız. Lekeleyerek, tiksinerek halkla buluşamazsınız. Kavramak zorundasınız. Tek örnek vereyim. Fransa'da Le Pen, 1974'te oy verenlerin %3'ü işçiydi. Bugün bu oran %50'yi aştı.